Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda VideoScribe ile animasyon yapımını göstereceğim arkadaşlar. YouTube'da görmüşsünüzdür, bazı kişiler bu şekilde animasyonlar yapıyor. Bir örnek göstermek gerekirse, gördüğünüz gibi bir tane el yazarak animasyon yapıyor. Yani istediğiniz gibi kendiniz bu şekilde animasyon yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı özellikler falan da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi birazdan göstereceğim zaten. Şimdi öncelikle bu siteye nasıl ulaşabilirsiniz? Google'a VideoScribe şeklinde yazdığımız zaman gördüğünüz gibi en başta çıkıyor scribe.co sitesi. Burada free trial diyor. Ücretli bir program arkadaşlar bu, ama trial olarak da kullanabiliyorsunuz. Free trial'a tıklıyoruz. Bu kısımda üye oluyorsunuz arkadaşlar. Rastgele bir üyelik açalım. Osman Kaya diyelim. E-mail adresimiz de ne olsun? Bir dakika şimdi arkadaşlar. Şuradan bir bakacağım. Evet. Tabii ben daha önce açtığım için farklı bir e-mail isteyecek. İnternetten para kazan hotmail.com olsun. İnternetten para kazan hotmail.com. Buraya şifremizi giriyoruz. Tabii bu gözüküyor arkadaşlar. Hay ananın. Şimdi buraya mail adresimizi giriyormuşuz arkadaşlar. Bu kısma da şifremizi giriyoruz. Bunu girdikten sonra buradaki kısımları işaretliyoruz ve kayıt oluyoruz arkadaşlar. Kayıt olduğumuz zaman bize burada iki tane indirme seçeneği veriyor. Birisi Mac bilgisayarlar için, diğeri de Windows için arkadaşlar. Biz burada Windows olanı indiriyoruz. Tabii ki ben bunu indirip kurdum. Kurulumda herhangi bir adım yoktur. Direkt ileri deyip kuruyorsunuz. Kurduğunuz zaman bu şekilde bir program arkadaşlar. İkonu da gördüğünüz gibi. Ve az önce oluşturduğunuz üyelikle burada dil seçeneği olarak İspanyolca ve İngilizce var. Biz mecburen İngilizceyi seçmek zorundayız. Ve login diyerek gireceğim tabii ki de. Hotmail'ini de yazalım. Gördüğünüz gibi direkt giriyor arkadaşlar. Bunu ben daha önce oluşturmuştum. Hemen silelim. İlk girdiğinizde bir tane demosu var içinde. Bu şekilde görseller oluşturabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bir video sunum hazırlayacaksınız. Bu tam size göre diyebilirim arkadaşlar. Buradan başlatıyoruz. Bakın bu şekilde. Bunun içindeki yazıları değiştirip bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez yani.
Gördüğünüz gibi demo olduğu için arkada VideoScribe yazısı yazıyor. Eğer orijinal alırsanız bu yazı olmuyor. Bakın bu şekilde. İlla ekranda yazan bir insan çıkmasına da gerek yok. Farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapılıyor hemen gösterelim. Öncelikle bunu kaydet diyor bize. Biz bunu kaydetmeyeceğiz. Nasıl çıkılıyor bundan? Seven close diyelim. Burada gördüğünüz gibi create a new scribe diyor. Yani create oluşturmak demek. Yeni bir dosya oluşturuyoruz. Bu şekilde sıfırdan bir ekranımız oluyor. Buraya tıklayarak herhangi bir resim ekleyebiliyoruz. Burada binlerce hazır şablon var arkadaşlar. Mesela diyelim ki GIF mi ekleyeceksiniz? Burada gördüğünüz gibi hazır GIF'ler var. Bunu koyuyorsunuz. Eğer nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız arkadaşlar buna bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyormuş. Diyelim ki bunu hazırladınız bu şekilde. Ya da üzerine tıklayarak burada yönünü falan ayarlayabiliyorsunuz. İşte nasıl gelsin? Çizerek mi gelsin? Draw derseniz galiba çizerek geliyor. Bakalım. Yok. Orijinal halini gösteriyormuş. Burada move in derseniz bunu taşıyarak getiriyor arkadaşlar. Burada da yumuşaklığını falan ayarlıyor. Smooth, yumuşak olsun, işte hızlı olsun falan gibi. Nereden geleceğini gösteriyor işte. Buradan gelsin ya da yukarıdan gelsin. Burada hızını ayarlayabiliyorsunuz. Genelde standart hızı iyidir ama hızlı videolar hazırlamak istiyorsanız burada hızını da ayarlayabilirsiniz. Bu videonun hızını burada gösteriyor. Tıkladığımız zaman şimdi öncelikle şunu bir şöyle alayım. Bunu klavyenin sol tuşuna basıp bu şekilde sürükleyebilirsiniz. Şu şekilde ekranın dışına sürükledim. Yeni bir tane oluşturuyorum. Diyelim ki buradan sağ sol ile yeni ekleyebiliyorsunuz. Böyle bir para ekledim arkadaşlar. Şimdi bunu şuraya bastırdığınız zaman videonuzu baştan oynatır animasyonunuzu. Gördüğünüz gibi ilk önce bu çıkıyor, sonra para geliyor arkadaşlar. Bir şey yapmazsanız burayı çizerek gösteriyor. Bunun üzerine tıklayıp bunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela moving taşıyarak gelsin. Nereden? Yukarıdan taşıyarak gelsin. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Ya da bunu aşağıdan gelsin, şu şekilde gelsin diyebiliriz. Dönerek mi geliyor, nasıl geliyorsa. Bakın gördüğünüz gibi çaprazlama geliyor. Zaten animasyon programı kullananlar biraz olsun bunu bilirler arkadaşlar. Böyle yaparsanız düz geliyor. Ya da şöyle yaparsanız direkt aşağıdan gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii dediğim gibi bunun hızını da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Diyelim ki bu birazcık daha hızlı gelsin. Şimdi bakalım. Yani buralardan 0,8 saniye diyor. 0,3 saniye olsun bakalım. Animate, durdurma, transition. Transition geçiş efekti oluyor arkadaşlar. Bakın biraz daha hızlı geldi şimdi. Yani koyduktan sonra elini çekme süresi falan. Bu şekilde ilerletebiliyorsunuz. Bir diğerine geçelim arkadaşlar. Buradan mesela diyelim ki yazı ekleyeceksiniz. Buradan yazı ekleyebiliyorsunuz. Eğer özel bir font yüklemek istiyorsanız burada artıya tıklayarak yeni bir font yükleyebilirsiniz. Ama bir dakika falan sürüyor arkadaşlar. Yüklemesi. Burada yazıyorsunuz işte. Olay video dersleri diyelim. Buna ne dedi şimdi? Basic diyelim o zaman. One more bu karakter not spot. Vallahi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar açıkçası. Ufak harfle yazacağız galiba. Maalesef arkadaşlar İngilizcenin önemi
Her yerde karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi ben ufak harfle yazdım ama o kendisi büyütüyormuş. O yüzden hata veriyormuş galiba. Gördüğünüz gibi bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu oynattığım zaman ya da buradan bu elleri de değiştirebiliyorsunuz. Burada driving hand diyor. Elleri. Bakın burada binlerce el türü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Niye bu kadar çok yapmışlar gereksiz derecede arkadaşlar? Anlamadım gerçekten. Ya da kalem ile yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazıyormuş. Eğer yazdırmasını istemiyorsanız dediğim gibi burada moving hareketini seçiyorsunuz. Şunu boğuz yapalım bakalım ne olacak. Evet, böyle şey olarak oynuyor. Yani hareket ederek geliyor arkadaşlar. Az önce zaten videoda gördünüz. Çarparak sanki geliyor. Bones o şekildeymiş. Bir de şuradan bones değil de o shot'a bakalım. O shot. Bunlar geçiş efektleri arkadaşlar. Bunların rotasyonunu da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela gelirken şu şekilde olsun. Evet. Değişmiyor. Burada bunlara arka plan rengi veriyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Gerçekten şimdi güzel oldu bayağı. Baştan oynatmak isterseniz dediğim gibi buradan oynatabiliyorsunuz. Şu an sesim iyi geliyor mu bilmiyorum ama mikrofonu biraz daha yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi baştan oynatıyor arkadaşlar. Fazla da uzatmaya gerek yok. Diğer yerlerini kendiniz araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada istatistikler tablosu var. ekranı ekleyebiliyorsunuz. Şurada mesela data values, veri değeri 4 diyelim. Tabii şunları alalım buradan. Sadece şunu getirelim. Bu da ne işe yarıyorsa böyle çiziyor işte aynı işin farklı bir versiyonu. Aslında istatistik tablosu çıkarsa güzel olurdu da o da vardır ama bilmiyorum. Sadece bunlar gözüküyor arkadaşlar. Belki de orijinal alırsak farklı özellikler çıkabilir. Bar diyor burada gerçi ama buradan rengini ayarlayabiliyoruz. P diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Oho, bunu yazana kadar işte bunu hızlandırmak burada önemli olabilir arkadaşlar. En sona da böyle hepsini birden gösteriyor. Bunu aslında değiştirilebilir. Bunu kaydetmek nasıl? Peki bu dosyayı nasıl kaydedeceğiz arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Burada gördüğünüz gibi çeşitli platformlara atıp kaydedebiliyorsunuz. Bunu PDF olarak da galiba kaydediliyor. Ya da VK sitesi. YouTube. Bu da böyle bir siteymiş. Ya da direkt bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz buradan. Burada ismini yazıyorsunuz. Deneme diyelim. Niye böyle bir hata verdi lan? Burada formatını ayarlıyorsunuz arkadaşlar. İşte Windows MVV formatı ya da AVO. QuickTime Mo genelde kullanıyorlar. Evet, çözünürlüğü değiştirmek için GoPro modeline geçmemiz gerekiyor. Normalde 620p
piksel kaydediyormuş arkadaşlar, ücretsiz versiyonu. Buradan okey dediğimiz zaman bunu direkt kaydetmeye başlıyor arkadaşlar. Buradan da iptal edebiliyorsunuz. Ben burada denemek için bir tane kaydetmiştim. Hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi kaydediyorsunuz arkadaşlar. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yakında para kazanmayla ilgili dersler çekmeye devam edeceğim. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bize yorumlarda belirtin. Facebook adresim video açıklama kısmında mevcuttur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.